Evet notumuza devam edelim ee, şimdi BJT'nin yani bir transistörün anahtarlama karakteristiğine bakacak olursak arkadaşlar e, zamana bağlı olarak birincisi neymiş bakın IB, base akımı yani base'e uygulayacağımız e, sinyal diğeri de IV yani transistörün akım ve gerilim karakteristiğini e, birlikte göstereceğiz eee transistörde arkadaşlar eee tristör Kapısı kilitlenebilir bir anahtarlama elemanıydı. Ama transistörde böyle bir durum yok. Eğer siz transistörde base akımını kestiniz, süre kestiğiniz anda arkadaşlar ne yapacaktır? Kolektör ve emitter arasında herhangi bir akım akışı söz konusu olmayacaktır. O yüzden dolayı ne yapmanız lazım? Eğer siz iletimde kalmasını istediğiniz yükünüz çalışması durumu boyunca sürekli olarak base sinyal akımını uygulamanız gerekiyor. Yani base sinyal uygularsanız kolektör emitter arasında akım akar, uygulamazsanız akmaz. Düz mantık olarak böyle söyleyebiliriz. Şimdi bakın burada IBS dediğimiz base akımı uygulanmış. Daha sonra base akımı ne yapılmış Şu şekilde kesilmiş aynı bir anahtar mantığıyla düşünülecek olur isek e, ne olmayacaktır arkadaşlar? Anahtarımız normalde bakın şurada e, anahtarı açmadan önceki durumunu düşünelim. Anahtar bakın şu normal koyu çizgili ICS dediğim kolektör akımımız şu da e, kolektörlemit yani anahtar üzerindeki gerilimimiz. Normalde ne demiştik arkadaşlar? Anahtarımız açık ise yani herhangi bir akım akışı yok ise ne olmayacaktır. Ondan herhangi bir akım akmayacaktır yani sıfır olacaktır. Fakat ne olacaktır? E, yük e, şey kaynak tarafındaki gerilimi biz anahtar üzerinde sürekli olarak göreceğiz. Biz beyze bir sinyal uyguladığımız anda bakın şurada beyze bir sinyal uyguladığımız anda ne olmasını bekliyoruz? Oradan bir e, Kolektör arasında bir akım akışı olmasını bekliyoruz. Bakın şu zaman diyagramına baktığımızda örneğin burada t eşittir 0 anda sinyal uygulanmış. Fakat dikkat ederseniz, bakın şuradaki td kadar, bakın td kadar sonra ne yapıyor? Ancak transistör e, açılmaya çalışıyor. Yani oldukça yavaş. Siz sinyal uyguluyorsunuz, bekliyor, hem beyze akım geldi diyor. Daha sonra ne yapıyor? Yavaş yavaş kapıyı açıyor. Tabi bu e, süreler mikrosaniye mertebesinde transistörler için e, yine hızlı. Fakat e, MOSFET'lere göre, ganlara göre oldukça nedir arkadaşlar? Yavaştır. Şimdi TD süresi kadar ne yapıyor? Bu e, sinyali algılıyor. Yani artık bir kolektörden e, kayda değer bir akım akmaya başlıyor. Sızıntı akımından daha yüksek bir Akım akmaya başlıyor. Daha sonra arkadaşlar bakın şuradaki e, şu dedi, rampa dediğimiz hani anahtarın tamamen kapalı olması zamanına kadar. Yani bu ne demek? Artık bu anahtar evet e, akım kazancı oranında e, kapandı. Bir akım akıyor dediğimiz anda da burası da TR'dir arkadaşlar. Burası da TR yani aslında toplam t eşittir sıfır anından akımın tam doyum noktasına yani yük akımına eşit olduğu ana kadar ki geçen süreye biz arkadaşlar t 10 diyoruz yani anahtarın açılma süresi diyoruz ki bu transistörlerde oldukça ne dedik arkadaşlar e, süre olarak yüksek yani yavaş açılıyorlar e, ne demiştik anahtar yavaş yavaş atı, açıldıkça ne yapıyor akım geçiyor e, akım geçen bir iletken üzerinde ne olmaz arkadaşlar bir gerilim düşümü olmaz E doğal olarak burada ne oluyor bakın <laughs> şu td süresi boyunca ne yapıyor bu da algılayıp e, kolektör limit arasındaki gerilim yavaş yavaş azalıyor artık ne olacak anahtarımız kapalı hale gelecek yani anahtardan akım akacak e, ta ki ne zamana kadar t10 süresi tamamlanana kadar ne oluyor bu akım e, düşmüş oluyor fakat sıfır olmuyor neden sıfır olmuyor ee, bunu bahsetmiştik jonksiyon bölgesindeki eşik gerilimin kadar ne yapması lazım sürekli olarak arkadaşlar o eş potansiyelin kalması lazım. Yani kolektör emiter arasında yani bu genellikle 0.7 1 volt civarında bir gerilim sürekli olarak o anahtar üzerinde olacaktır. Neden çünkü bu e, yalın bir anahtar değil yani ideal bir anahtar değil bu bizim kontrol edebildiğimiz yer bir anahtar olduğu için e, bu şekilde üzerine bir gerilim düşümü olacak. Daha sonra arkadaşlar bakın şu IC dediğimizde işte kolektör yani artık yükün akımı yük akımı şekilde anahtar kapalı olduğu süre boyunca ne oluyor arkadaşlar? E, akımını sürdürüyor. Bakın dikkat ederseniz şu zaman diyagramında üst bölgede anahtar kapatılmış yani şu IB, base sinyali kesilmiş kesilmiş fakat hala ne oluyor bakın burada bir akım akması meydana geliyor. İşte bu şu kuyruk akımı dediğimiz akım var arkadaşlar. kesime daha iyi giderken bakın base'deki o akımı kesmemize rağmen şu şekilde ters bir ne akıyor? Akım akıyor. Bu karakteristiğinden dolayı oluşan bir kuyruk akımı diyoruz arkadaşlar. Şimdi burada baktığımızda e, transistörü biz kapattık de, diyoruz. Fakat dikkat ederseniz hala bir akım akıyor. Ve daha sonra bu e, kuyruk akımı bittikten sonra bu artık tamamen ne oluyor? Sıfıra düşüyor. Şimdi burayı incelediğimizde burayı incelediğimizde şu kuyruk akımı şu kadarlık bir ters akımı ne yapıyoruz? Bekliyoruz ki TS denilen kısmı ancak kendi kendine algılıyor diyor ki e, bu kapanıyor galiba deyip ne yapıyor buradaki akım artık ne yapıyor kapanma moduna geçiyor. Burada ise dikkat ederseniz artık base akımını biz kesiyoruz kestiğimizden dolayı ne oluyor buradaki bir e, base akımı sıfıra düşüyor ki bu andan itibaren işte ne oluyor artık anahtar yavaş yavaş kapanma moduna geliyor yani yük akımı sıfıra doğru gidiyor ve buna bağlı olarak da ne oluyor arkadaşlar anahtar üzerindeki gerilim değeri de bakın şu şekilde artıyor. Dikkat ederseniz bakın şu kolektör emitter değerinden biraz yüksek. Bu yüksek olmasının sebebi işte e, kapının kapalma e, müddeti esnasında arkadaşlar e, bu şekilde bir spike'lar oluşuyor. Yani aynı şey gibi kapıyı kapadık. Ses çıktığı anlamında gibi hani, e, analoji yapacak olursak kapı kapandığı anda arkadaşlar işte o e, transistörün karakteristiğinden kaynaklanan bir ne oluyor? Spike'lar oluşuyor. E, bu spike'lar yüksek gerilimlerde tabii ki de zararlı transistörler için. Dikkat ederseniz arkadaşlar T10 süresi örneğin bir birimse t off süresi oldukça neymiş bakın yavaş 5 birimlik bir sürede kapanıyor. E, bu yüzden dolayı işte transistörler açılıp kapanma süreleri oldukça yüksektir. Bunun yerine MOSFET, IGBT gibi anahtarlama elemanları daha çok tercih ediliyor arkadaşlar. Bir de izole kapılı e, transistörler artık ne yapıyoruz? Daha gelişmiş anahtarlama elemanlarını incelemeye başlıyoruz. Yani MOSFETler metal oksit yarı iletken alan etkili transistörler MOSFETler. MOSFETleri e, şekilde şeyden inceleyelim, şekli ve e, akım gerilim karakteristiği üzerinden inceleyelim. Şimdi buraya baktığımızda arkadaşlar, buraya baktığımızda. E, ne demiştik? Drain, e, Source ve Gate, e, BSG ne vardı arkadaşlar? E, bir kontrol kontrolcümüz vardı. E, ve ne demiştik? İzoleli olarak bu Gate sinyalleri ne yapıyorduk? Uyguluyorduk. Şimdi burada D kısmına artı, S kısmına eksi GT'de e yine artı olacak şekilde sinyal uyguladığımızda buradaki mosfetimiz e, iletken hale yani e, kapı kapalı hale geliyordu. Yine NPN ve PNP tipi olmak üzere iki tipti. Dikkat ederseniz arkadaşlar şurada bir VDS ters diyot var diyotun şey diyot diyorum e, mosfetin d'sine artı s kısmına zaten bu da var. eksi verdiğimizi e, düşünecek olursak e, buraya bir ters reverse denilen e, ne bağlanmış bir diyot bağlanmış bu diyotun e, amacı şudur arkadaşlar az önce bahsetmiştik hani anahtar kapanma sırasında bir spikelar oluşuyordu İşte bu e, jonksiyon bölgesindeki aynı kondansatör gibi düşünebilirsiniz. Jonksiyon bölgesindeki kapasitelerden kaynaklı arkadaşlar açılma ve kapanma sırasında deşarjlar meydana gelmekte. Bu deşarjları engellemek için şu şekilde ne yapıyoruz? Ters bir diyot bağlanıyor. Aynı zamanda bu bu diyot sizin dış devrenizde de oluşabilecek ters Gelimlere karşı da koruyor. Örneğin yüksek bir e, zıt EMK indiklenip diyot şu D üzerinden eksi geldiğini düşünürsek diyot olmazsa ne olacak? D ve s arasında bir yüksek e, ters gerilim aynı şurası gibi ters bir gerilime maruz kalacak. Biz bunu engellemek için işte bu şekilde ters diyot yapar koyar isek ne oluyor arkadaşlar? Elektrik akımı her zaman kısa olan yolu takip ediyor. Yani eksi buradan gelip diyot üzerinden bypass ederek buradaki anahtarlama elemanı korumuş oluyoruz arkadaşlar. MOSFET'lerin e, piyasada hazır satılan e, kılıflarının kendi içinde bu şekilde diyotları olan da var. E, diyotsuz olanlar da var. O tamamen sizin e, tasarımda kullanacağınız e, uygulamaya göre ne yapacaktır, değişecektir ve seçeceksiniz. Yine bağlantı şeklimiz bu şekilde arkadaşlar. Kaynak gerilimimiz, burada bir yükümüz ve mosfet'in drain'i artı, source eksi olacak şekilde bağlıyoruz. Yine gate sinyalimiz var. E, ve burada da bir e, RG ve VG dediğimiz i̇şte mosfet'in tetikleme gerilim e, sinyalini ne yapıyoruz, bu şekilde bağlıyoruz. E, dikkat ederseniz Mosfet'in IV karakteristiğine baktığımızda arkadaşlar e, ne görüyorsunuz? Şu ters kırılma bölgesi oldukça küçük. Bu şu demek oluyor arkadaşlar. Bu Mosfet'ler e, anlaşılacağı gibi grafikten de iletimde iletim bölgesindeki dayandığı akım ve gerilim ve kıyasla ters kırılma gerimleri oldukça nedir? Düşüktür. Yani bir nevi şöyle diyebiliriz. Ters gerimlerde hassastır. Bunu ben bunu yanlışlıkla ters gerim uygularsam çabuk yakabilirim, bozabilirim demek oluyor arkadaşlar. Şimdi yine dikkat ederseniz aynı transistörün mantığıyla ne olmuş? Farklı gate sinyallerine yani transistörde base, mosfette gate sinyallerine bağlı olarak arkadaşlar e, iletim no, neye çıkmış şu şekilde e, IV karakteristiği çıkmış. Yine gerilim VDS diyoruz yani anahtarın bir ucuyla diğer ucu drain'e source. Diğer e, kısmı da ID drain akımı yani buradan akacak, anahtar üzerinden akacak akım. Yine biz bu anahtarı arkadaşlar eee uyguladık. Burada yükümüz var ve burada da e, anahtarımız. Fakat gate ucuna herhangi bir sinyal uygulamadık yani sıfır volt bu durumda ne olacaktır arkadaşlar ee, anahtar üzerinde e, kaynak gelimine yakın bir gelim olacaktır e, fakat akım akışını yapmayacak e, izin verilmeyecektir fakat bu gelim değeri arttıkça ileri sızıntı akımı dediğimiz aynı e, transistörlerde olduğu gibi çok minik bir ne olacaktır akım değeri e, akmaya çalışacaktır Tabi bu değeri aşar iseniz ne olur bakın burada VDSS dediğimiz artık şu anahtarın üzerinde taşıyabileceği ileri yöndeki gerilim değerini aşarsanız artık ne olacak Bu MOSFET de dayanamayıp delinecektir Ve farklı gerilim değerlerini düşünelim Örneğin buraya 3 volt, 5 volt, 7 volt, 10 volt diye değer, gerilim uyguladığımızda arkadaşlar Burada göreceğiniz gibi e, bu sefer de uygulanan gerilime bağlı olarak bakın uygulanan gerilime bağlı olarak e, drain akımı yani anahtar üzerinden geçecek yük akımını ne yapabiliyoruz arkadaşlar değiştirebiliyoruz. E, MOSFET ve IGBT'ler için genellikle e, iletime e, geçirme yani anahtarı açma gerilimi 15 volttur arkadaşlar yani siz tamamıyla 15 volt verdiğinizde bu anahtar tamamıyla açık hale gelir yüzde yüzünü açmış olursunuz yani şu bölgeyi aslında diyoruz bakın burada vgs5 demiş bu da V ne eşitmiş VGS 10. Katalog değerlerini inceleyeceğiz birazdan. Biz MOSFET'in VGS 10 değerine e, değerine kadar bir anahtar şey e, gate sinyali uyguladığımızda ne oluyor? Bu anahtar açık hale geliyor. Eğer siz buna daha fazla gelin uygularsanız ne olmayacaktır? Bu zaten açık. Yani aynı şey mantığıyla, çeşme mantığıyla düşünelim. Açık olan şey daha fazla açamazsınız. Ne olacaktır bu durumda arkadaşlar? Artık doyma bölgesine gelecek. Daha fazla ne olmayacak? Bunu kaldırın. Tabii ki de siz buraya fazla bir gerilim uygularsanız bunu ne yapabilirsiniz? Zarar verebilirsiniz. Ee, MOSFET'lerde işte dediğimiz gibi 5 voltta da açabilirsiniz. Ee, genellikle 15 volt e, olarak tercih edilir. Ve kesime sokmak için ne yapmamız lazım? Ee, genellikle kesime sokmak için Geç sinyalini eksi ucuna değdirdiğiniz zaman yani şu şekilde buraya kısa devre ettiğiniz zaman anahtarı kapatabilirsiniz. Veyahut da yüksek güçlerde çalışıyorsanız eksi bir volt verebilirsiniz. Ne demek bu? Yani 15 volt artı 15 volt ile anahtarı açarken eksi 8 volt ile arkadaşlar anahtarı kapatabilirsiniz. Bunun için tabii ki de özel sürücü devreleri var. Bu şekilde basit bir şekilde anahtarı. İşte işlemcinin çıkışına bir vereyim, MOSFET çalışsın, 0 vereyim, kapansın artık söz konusu olmaz bu durumda. Özel sürücü e, devreleri e, kartları var o kartlara siz e, dijital sinyalinizi gönderiyorsunuz e, o dijital sinyalinize bağlı olarak sürücü kartı ne yapıyor buraya 15 volt veriyor bir sinyali uyguladığınızda 15 volt veriyor sıfır sinyali uyguladığınızda eksi 8 eksi 7 volt ne yapmış oluyor uygulamış oluyor arkadaşlar yine e, ters e, iletim bölgesi dediğimiz ters kırılma bölgesi de yine dikkat ederseniz oldukça düşük arkadaşlar mosfetlerde yanlışlıkla bir ters gelim uyguladığınızda veya da şu şekilde bir bobinli bir devre olduğunu düşünelim çabucak ne olacaktır dayanamayıp işte hasar görecektir anahtarınız mosfetlerin yine siz sinyal uyguladığınız sürece ne olur buradan akım akışı olur eğer sinyali keserseniz anahtarınız da kapanacaktır arkadaşlar. Şimdi diğer yarı iletkenlere bakacak olur isek neler vardı? Triyaklar. Triyakları hatırlayacak olursak iki yönlü tristör e, olarak da ne yapmıştık? Aslında bahsetmiştik. E, tri, tri, e, şu şekilde bakın bir tane tristörü düşünelim. Tristörümüze baktığımızda anotu, katotu ve gate olan ve doğru akımda çalışabilen bir anahtarlama elemanı. Ilgili. Fakat ben bunu çift yönlü yapmak istersem ne yapmam gerekiyor bu durumda? Ee, demek ki ben bunu ters paralel olarak bir tane daha tristör bağlarsam anot katot gate olarak bakın şu şekli elde etmiş oluyoruz. Yani bu şekli üst üste çizmiş olduğumuzda bu şekilde iki yönlü de akım akışına izin verebilen ne olmuş oluyor arkadaşlar? Ee, bir anahtarlama elemanı elde etmiş oluyorsunuz. Tabi bu durumda e, bakın bu anotla katot birleştiği için e, buraya A2 diyoruz. Buradaki anotla katot birleştiği için burası da A1. Yani buradan artı da geçirebilirsiniz. Eksi de buradan artı da geçirebilirsiniz. Eksi de. Bu anahtarın özelliği neydi? Alternatif akımda kullanabilen e, kapısı kontrol edilebilen neydi? Bir anahtarlama elemanımızdı. Ee, yine bunda da arkadaşlar, tek tek bir e, küçük bir e, sinyal uyguladığınızda, e, küçük bir sinyal uyguladığınızda kapısı kilitlenebiliyor ve yani sürekli olarak akım akışına izin veriliyor. Siz bu sinyali e, ters bir ak şey gerilim uyguladığınızda da ne yapıyorsunuz? E, sinyalinizi aslında e, kapınızı kapatmış oluyorsunuz arkadaşlar. Yine TRIAC'ın e, IV karakteristiğini inceleyecek olur isek arkadaşlar. E, dikkat ederseniz burası bakın neydi bir tane transistör tristör gibiydi. Tristörleri hatırlayacak olursak kapısına bir sinyal uyguladığımızda iletken hale geliyordu. Fakat ne dedik arkadaşlar bu ters bir şey gibi. E, i̇ki tane ters paralel bağlanmış tristör gibi. E, bu durumda ne olacak Aynı grafiğin simetrisi ters iletim bölgesinde de olacak. Çünkü hem artıyı da geçiriyordu hem de eksiği de geçiriyordu. Çift yönlü akım akışına izin veriyordu. Aslında tristör eğrisinin ters simetriğinin kopyalanmış hali diyebiliriz aslında. yine grafiğimize bakacak olursak x eksenimiz <laughs> A1 A2 gerilimi yani anahtarın uçlarındaki gerilim eğrimiz Yine burası da i a 2 veya da i a 1 ikisi de aynı şey. Tris e, triyağın nedir bu arkadaşlar? Triyağımızın e, ana üzerinden geçen akım grafiği ileri iletim bölgesi veya karakteristiği. Burası da ters iletim nedir arkadaşlar? Karakteristik bölgesidir. E, şimdi bu grafiği ayrıntılı olarak e, anlatalım, bir ara verelim, aradan sonra devam edelim.